Osmancık'la ilgili bir padişah fermanına rastladım. Bu padişah fermanında arşiv numaraları Osmancık kasabasına Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İplik Dağı'nın türbesinde zaviyedar olan Mustafa öldüğünden zaviyedarlığının kendisine sadaka ve ihsan olunması dair Seyyid Halil Halife'nin arzu üzerine buyurulan bir ferman. Peygamberin İplik Dağı'nın zaviyedarı vefat etmiş, onun yerine başka bir kişi zaviyedarlık isteyip İstanbul'a müracaat etmiş. Buradan tabi biz dedim ki bu zaviye peygamberin İplik Dağı olduğunu yazdığına göre Resul-i Ekrem Efendimiz de yazıyor yazdı arşivde. O dedi Osmanlı'da olduğunu bir sahabenin olması gerekir. Sahabe mezarının bulunması gerekir. Adı da İplik Dağı peygamber sadece Resul-i Ekrem Efendi İplik Dağı olarak geçiyor. O zaman rahmetli babama sordum. Baba dedim, sen dedim burada hiç Osmancık'ta İplik Dağı türbesi, camisi, mescidi bir yer var mıydı? Tanıyor muydun? Dedi, vardı oğlum. Ben de hatta 8-10 yaşlarına kadar ben orada o mescidinden bir defa da namaz kıldım. Bir iki defa dedim. Osmanlı arşivlerinde daha geniş baktım. Sonra baktım 5-6 sayfa İplik Dağı zaviyesiyle ilgili, vakfı ile ilgili padişah yazılar var, resmi belgeler var. Hamam olarak geçen bir yer, bir külliye şeklindeymiş İplik Dağı zaviyesi. Etrafı da mezarlıklarla çevriliymiş. Etrafındaki mezarlıklar 1940 küsürlü yıllarda burası vakıflar tarafından sonra belediye devredilip belediye o zamanı belediyesi burayı parselleyip satılmış bir kısmı ve cami mescit de yıkılmış zaman içerisinde. İnşallah ileriki zamanlarda bunlar bulunur yeri. Daha mübarek zatın türbesi bulunur. Yeri bulunur da Osmancık'ta yeni bir ziyarete açılır. Bizim gönlümüz bunu istiyor Osmancıklı olarak. 1949 yılında belediyeye tahsis edilmiş. 1972'de de belediye oraları özelleştirmiş. Özelleştirince tabii ki adam mülkünün üzerine dükkanlar yapılmış. Şu anda bizim tespitlerimize göre 15, 16, 17. parseller. Şimdi bu bir zaviye şeklinde efendim bir yermiş. Ta Güney mağazası da dahil olmak üzere o ada tamamen Ümmet-i Muhammed'in mezarlığıymış. Maalesef bugün yerleşim üzerinde bina var, tuvaletler var, tekel bayisi var. Üzücü bir durum ama yapılacak bir şey yok. Resmi işlemlere boynumuz eğri tabii. Önce de Ayhan Hoca bana 1930'lu yıllara ait bir fotoğraf attı. O fotoğrafta da o mescidin efendim o haliyle inşa gerçek haliyle görülüyor. Deliller var, ilgilenen yok. Şu anda ben gelip giderken gözlerim dolarak Fatiha'mı okuyorum. Özrümü diliyorum. Başaramıyorum. Beni bağışla diye de dua ediyorum her geçip geldikçe. İnşallah şu cennet gibi olan şu Osmancığımıza, o sahabe-i kiramın o türbesini yeniden kayıtlarımıza uygun canlandırabilirsek, kim canlandırırsa, tabii ki biz Müslüman Türk milleti olarak bu gibi değerlerimize sahip çıkacağımıza inanıyorum. İnşallah inanan birisi bunu ortaya çıkaracak. Tabii kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. İstismar olsun istemiyorum. Efendim yanlış şeyler olsun istemiyorum. Tamamen bilgi amaçlı, kültürel değerleri. Yani ben bir arkeolojik, yani tam tarif uygun değil ama bir arkeolojik keşif yaptım diyelim. O keşfimi ortaya çıkarmaya gayretindeyim. Yoksa başka hiçbir amacım yok. Tapu kayıtları falan sapasağlam. Tutanaklar var. Yer tespiti konusunda İplik Dağı zaviyesinin efendim adres yer tespitiyle ilgili efendim tapu kayıtları şu anda Elan şeyde bizim tapu Osmancık Tapu Dairesi'nde var. Onlara hep ulaştık, bulduk. Burada sahabe-i kiram var. Birisi burada metrum bulunuyor. Bu açığa çıkarsa
Ben çok mutlu olacağım inşallah. Tapu kayıtlarında geçen bilgilerden anlaşılıyor ki İpliktar Hazretlerine ait bir cami var, bir hamam var, bir de türbe var. Bu araştırmalarımız neticesinde türbenin mescidin içinde olduğuna dair bilgiler elde ettik ve bu kayıtlarda görülüyor ki o bölgede bulunan İpliktar zaviyesine ait İpliktar Hazretlerine ait bulunan yerde mezarlıkların bulunduğu, yani türbedar, o türbedarın yakınları ve oraya hizmet eden kimselerin gömülü olduğu bir yerin bulduğu tespitlerimiz içerisinde bu tarihi kayıtlarda ortaya çıkıyor. Tapu kaydı vakıflara ait olan yerler şahıslara peyderpey satılmış. Önce belediye, sonra da belediye şahıslara bu yerleri sattığından dolayı şu anda daha önce İpliktar Vakfı'na ait olan yerde şahıslar efendim dükkan işletmektedir. Dolayısıyla bu yerlerin vakıflar aracılığıyla tekrar yerlerine sahip çıkılarak buraya bir türbenin yapılmasını biz arzu ediyoruz.